Anadolu'dan M.Ö. 2000 yılının başlarına kadar geriye giden hiyerogliflerin nihai çözümünü olanak sağlayan bir anahtarında şehrimizde olması ve 19. sırada Dünya Kültürel Miras Listesi'nde yer alması adına böyle bir program yaparak farkındalık yaratmak istedik. Konuda belki ilk toplantı olan bu toplantıdan sonra Sayın Valimize özellikle teşekkür etmek istedim, bizi şereflendirerek katıldılar. Değerli kamu kuruluşu yöneticilerine özellikle teşekkür ediyorum desteklerinden dolayı. Değerli oda başkanları, kıymetli misafirler, değerli katılımcılar, sizleri saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Tarihte birçok medeniyete ev sahipliği yapan, bereketli topraklarıyla her zaman cazibe merkezi olmuş olan bölgemiz, ülkemizin de en önemli kültür hazinelerini üzerinde barındırmaktadır. Böylesi değerli bir hazinenin mirasçıları olarak bize düşen önce kendi tarihimize ve kültürümüze sahip çıkmak, sonra onu tüm dünyaya tanıtmaktır. Osmaniye'mize farklı bir kimlik kazandıran, bu zenginlikleri iyi koruyarak ve iyi kullanarak kültür turizminde dünyanın önde gelen şehirlerinden biri olma imkanını elde edebiliriz. Panelimize konu olan bölge, Türkiye'nin ilk açık hava müzesi olan ve milli parkı ilan edilen bölgedir ve korunmaya alınmıştır. Bilindiği üzere Türkiye'den UNESCO Dünya Mirası listesine 18 adet varlığımızın alınması sağlanmış. İnşallah 19.sü olarak da Karatepe Aslantaş'ın alınması hem ülkemiz hem de Osmaniye'miz adına çok güzel bir adım olacaktır. Osmaniye'mizin en değerli bölgesi olan Karatepe Aslantaş'ı hep birlikte Dünya Mirası listesine aldıracağımıza inanıyor. Bu paneli düzenleyen oda başkanlarımıza çok teşekkür ediyorum. Hepinizi en kalbi muhabbetlerimle selamlıyorum.